logout kısmında da bir deneme yapmış oluruz, görmüş oluruz daha doğrusu hep beraber. Mesela bunun controller'ın logout'u var mı şu anda? Var. Tamamdır. Eğer kullanıcı login olmuşsa bu logout aslında sadece buradayken olsun. Yani giriş yapmamış bir insanın bizim logout'unu kullanmasına gerek yok bence. Öyle kullanalım. Şöyle de API controller if bir tane if'li kontrol edelim. Out daha önce yaptığımız gibi check diyelim. Şayet bu kişi giriş yapmışsa bizim için yine giriş yapan kullanıcıyı bulalım. Bu kullanıcının da böyle bir kaynaktan bir değer gördüm ama sanki burada bir yazım yanlışlığı onlar da yapmış olabilir. Ya da bizim bunu user'ın, ilgili user'ın içerisine, modelin içerisine koymamız gerekebilir. Ki bence öyledir. Şunu şöyle out user token diyelim. Giriş yapmış kullanıcının token'ını almaya çalışalım. Yani şöyle user modelime geleceğim. Neden açılmıyorsun? Şöyle. User modelimde bir tane yeni bir alan oluşturacağım. Kod yazacağız. Ne yazdık isim? Return this deyip buradan geri göndereceğiz. Çok birden çok gördüğün gibi şeye sahip olabiliyorum ya ben. Hani bir sürü benim Evet. access tokenlarım olabiliyor. O yüzden hezmeni yapıyorum hani. Ondan kaynaklı yani. Peki benim bu ilgili kullanacağım OAuth Access Token'ın modeline ihtiyacım var. Bunun modeli var mı? Şu an bizde yok yani. İçeride bir model yok. Tek user modelim var. İse ben şimdilik bir buraya yazayım. App'in altında, modelsin altında OAuth Access Token diyelim. Hani bu tabloya denk gelecek ya. Hani ilgili tabloya. Hezmenisini koyduk. Şimdi bunun da bir modelini oluşturalım. Şu OAuth Access Token'ın. PHP artisan make model deyip şöyle ilgili modeli de oluşturdum. Şimdi bunu alarak bunun üzerinden sildirebiliriz diye düşünmek istiyorum. Eğer kullanıcının check-in yaptık. User out token. Yani buraya geliyor mu gelmiyor mu şuradakinden emin değilim sadece ama eşleşiyor olması lazım. Nasıl eşleşiyor olduğunu söyleyelim. Şurada bak user ID var ya hani zaten oradan eşleşiyorlar yani o anlamda söylüyorum. Ki yine baktığımızda da foreign key alanlarında var mı indeksleri? İndeks bölümünde var. User ID'yi baz alarak indekslemişler. Oradan bunun eşleşmesi sağlanıyordur diye düşünüyorum. Bakalım olmadı. Biz onun yazarken de şey yaparız. Eşleştirerek getiririz. Yani şundan bahsediyorum. Ben burada hani model oluşturdum ya yeni bir tane. Şu modelin içerisinde herhangi bir şey yazmadım hani. Kendisine var gibi. Aynen. Kendisinin hangi alanı onun hangi alana denk geliyor. Yani user'a baktığın zaman şu user modelini direkt yazdım ya bunu böyle. Yani normalde biz ne yapıyorduk abi? Burada diyorduk ki işte foreign key'i bir de kendi lokal key'ini belirtiyorduk. Şu an belirtmeden kullanacağım. Ama eğer bulamıyorsa belirteceğim. Neyin neye denk geldiğini anlamak adına. Tamamdır. Aslında burada yaptığım olay farklı relation olayı. Şey olayı değil. Relation'da silme işlemi yapıyoruz şu anda biz. Logout işlemi aslında işin özüne baktığımızda bir logout işlemi yapmıyoruz. Şöyle de bir geri cevap dönelim. Bu yapıldıktan sonra return response JSON
Yani şöyle message diyelim. Success logout diye bir cevap dönüyor olsun. Eğer zaten kullanıcı login değilse de şuradakine dönebiliriz. Yani şimdilik bu kalabilir. Çok aynı yani şu 401 doğru olmadı gerçi ama olsun bunu yapıp kullanabiliriz şu anda. Auth user token yani bence şu anda olmuş olmalı. Bir bakalım. Şimdi logout atalım. Bunu kapatıyorum. Kernel'ı kapatıyorum. Olması gerekiyor galiba. Efendim? Tabii de token'ı da Token alınması yollayacağız. gerekiyor. Token'ı da göndermem gerekiyor içeriye. Bizim token'ımız neydi en son ama? Şu hala geçerlidir herhalde. Silmedik çünkü diye düşünüyorum bunu. Header'ında. Tabii get isteğinde bulunduk. Post olacaktı. Ne dedi? Hocam bir error yanlış mı acaba? Şu nokta üstü olmayacak değil mi? Nerede iki nokta üstü? Bir error'da iki nokta üstü olmayacak mı? Yo böyle böyle. Ha. Böyle de şu an bizim aldığımız o out access tokens does not exist diyor. Şöyle bir daha bir tablonun ismine bakalım. O out. Tablonun ismi yanlış geliyor değil mi? O'dan sonra alt tire var. Biz tablonun ismini yazalım. Aynen. İlgili modeli. Bunları yazmadan dedim. Ya şurada benim yazdığım büyük harf var ya. Şunu küçük yapsaydım öyle olmayacaktı aslında. Ondan kaynaklı oldu. Tablomuz böyleydi sanırsam. Bir daha gönderiyorum. Success logout dedi. Silmiş olmalı. Şimdi bakalım. F5 diyelim buraya. Silindi. Şu an artık kullanıcı aynısı ile şuradan bir user isteyelim. Giriş yapmadınız diye uyarı döndü. Aslında bu yanlıştı gerçi. Şuradakini yine gelelim de yine aynısını çek gerçi ama olsun deneyelim görelim yine de. Bu logout işlemi de okeydir herhalde. Yani aslında çok basit oldu. Eğer login ise bunu ilgili şeyimizi ne derler ona? Relation'ımızı sildiriyoruz. Relation'ı kullanarak. Aslında tamamen logout işlemi değil yani. Şimdi üzerine baktığımızda bir logout işlemi olmamış oluyor aslında. Hani genel ya bizim web tarafında yaptığımız işlem anlamında logout olmuyor ama API tarafında logout oluyor. Çünkü artık token'ı yok o kişinin.